Evet. İşte bunlar Tugay. Benim zamanımda bunlar vardı. Benim zamanımda bunlar vardı. Hatta 25 kuruş muydu? Bir şeydi. Bunlar değil. Dur dur. Bunlar yeni versiyonlar ya. Ha. Bu da yeni. Yani bunu hatırlıyorum bunları da. Yeni sayılır onlar. Ha, işte al. Tam olarak bizim kartlar bunlar. Şu en sağdakini çok net hatırlıyorum bol bol. Kırt 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 koparıyorduk. Kütahya'da hala var abi, oyuncak paralar vardı, eşyalar. Aga be ulan. Ne piyasası vardı, ne satıyorduk bunları be. Sus lan. Ne oldu? Başka ne vardı düşünüyorum da. Dur bakayım. Sanal bebek, artık hep söylüyoruz. Sanal bebek. Bu boktan okul önünde satılan 1 liralık su tabancaları. Tetris. Bu ne lan, böyle bir şey bilmiyorum ben. Bunda hala var lan, bu da satılıyordur. Sanal bebek bilmiyorum kaldı mı ama bende duruyor mesela. Bu bizde o dönemin hastalığıydı abi. Yani bu bütün öğretmenlerin belasıydı. Deli gibi herkes 3 tane 4 tane cebinde çocuk besliyordu. Çocuk mu diyeyim artık, ne diyeyim işte. Yımırta. Bunlar vardı. Bu bende vardı mesela, silah Bir yoktu abone olamadım abi, mahvola. ama. Çatapatlar matapatlar. Abi şunlar falan çok eğlenceliydi. Bunların su içindeki fıt 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 yapınca şimdi havayla kalkardı, böyle bir deliğe sokmaya çalışırdım topu mopu. Walkman'ler. Abi hatırladım bunu. Çok tatlı lan. Hatırlayanlarınız var mı bunu? Dehşettir. Amına kodum trolleri. Tipe bak. Ben bunların kafı... Aa, çatapatlar. Kinetix bu. Kinetix miydi? Kinex miydi? Uuu, benim efsanevi oyuncaklarım. Şey serisi hep vardı bende. Ninja Turtles'ın. Biz taso falan oynuyorduk. Bunlar geç, bunlar yeni iş. Bak, Power Rangers. Hem de benim dönemin Power Rangers'ı. Abi çok iyi ya. Her gün ilkokuldan dönüp 3. sınıfta falan Power Rangers izlerdik. Sonra sabit hatlarla birbirimizi arayıp diziyi yorumlardık. Ertesi günde öğlen teneffüsünde hepimizin karakteri vardı. Ben Tommy'ydim mesela. İşte Gizem var o zaman, şimdi BKM'de o. BKM'de oyuncu. Bu şeydi. Pink hangisiydi lan, Japon. İsimden hatırlamıyorum. Bir de orada geri zekalı gibi bir önce izlediğimiz şeyin, dizinin tekrarını yapardık. Çim adam. Pokemon Let's Go ne alaka lan? Kuzenim kıskançlığından mavi Power Ranger'ımı çalmıştı. Bak, ilk çıkan lazerler. Bizim zamanımızda lazerler böyleydi işte. Tam olarak buydu yani. Göze tutmayın. Anında kör ediyor. Geç 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 geç. Ana! Lan! Oğlum ben bunları hatırlıyorum. Bunun içine de su dolduruyorsun. Bu var mı hala bundan? Lazer değil, lazer değil bunlar.
Bunları herkes bilmez tabi lan. Bizim çocukluğumuz bak. Görüyor musun? Benim ilk telefonum 3210'du. 5110 muydu lan? 50 3310 muydu? 3210'du 3210. Hürriyet'ten almıştım. Bu arada bu kadar olamaz ya. Lan bu nasıl 90'ların? Daha geçen gün yeğenim oynuyordu. Üf, yapıyor, çıkıyor, iniyor. Game Boy. Yok benimkisi 3210'du ya hatırlıyorum gri olan oval Nokia 3210 buydu işte. Ay çok garip hissettim ya o ilk gazeteden gidip de kuponlarla aldığım günü hatırlıyorum. Sabaha kadar gece yorganın altında oynadım ya sabaha kadar. Snake ne varsa tık 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 mesajı öyle yazıyorduk böyle ya. Ve 5 defa bas, 2 defa bas, 3 defa bas. Şarjı falan çok iyi tabi lan. Bir de o zamanlar şeyleri çıkıyordu bunların aksesuarları ne bileyim. Arkaya böyle bir şey yapıştırıyorsun. Telefon çaldığı zaman dıt 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 frekansı var ya. O ışığı böyle yakıyor deli gibi. Tabi şarj bitmiyor. 7 yıl şarj. Sonra 3310 çıktı bu dayak telefonu. Bununla kavgaya giriyorsun. Bu. Bununla Snake oynamak çok daha kolaydı. Annemde vardı bundan. Bunda çok tatlı Snake oynuyor. Tuşları çok iyiydi. Babamda bir de çağrı cihazı vardı lan. Telefonlarda Ericsson'dan önce çağrı cihazları. 1990. Aha da bunlar. Aga teknolojiyi görüyor musun ya? Oğlum bizim babalarımız falan bunlarla geziyordu ha. Telefon ayağına. Çağrı cihazı işte. Çağrı bırakıyorsun. Araba maraba yok. Bizim pederler, anneler, gerçi annelerde yoktu bu. Genelde babalarda vardı da bununla geziyorlardı. Sonra Ericsson ne oldu lan Allah kahretsin porno açıldı bir şey oldu sandım. Ericsson 668 miydi? 628 miydi ya? Böyle evet bu. 500 lira mı? Siktir lan. Ha gerçi artık bu oğlumuş bir şey söyleyeyim mi? Bunlar o kadar kaliteli telefonlar ki tuşları muşları. Takoz gibi cebine koyuyordun eşek kadar. Aa bu işte babamın ilk telefonu galiba ya. Bayağı telsiz taşıyormuş amına koyayım. Telefon mu bu demiş. Telefon tabi lan. Sonra böyle ufak ufak kapaklıları geldi. Bilmem neleri geldi. Sonra zengin telefonları başladı. 8310 muydu? Dur bakayım. 8310 dur bak bunlar toparlananlar da şey vardı böyle bir tane metal telefon basınca böyle yandan aşağı açılıyordu Nokia'nın. 8810 muydu? Bu. Bak bu o zamanın zengin telefonuydu. Şu aksamı şeyi bozulurdu. Bunu böyle masaya bırakırlardı artistler. Dedemin ilk telefonu. Müthişti bu telefon. Bu arada bayağı şıkmış ha. Sonra böyle kameralılar şeyle birlikte başladı. Nokia 66 çift sıfır bende vardı bundan. Son tek atar. Göt fitili gibi amına koyayım tipe bak. Ama büyük teknolojiydi bu. Kamerası falan vardı oğlum. İşte bir şeyler yapabiliyordu artık böyle telefon. Ne oldu? Ya abi!
Sonra bunlar biraz daha gelişti. Nokia 72 onlar falan çıktı. Şunlar. Yok lan bu o önceki seri. 76 çift Nokia 76 çift 0. Bunu da hatırlıyorum. Böyle salak bir telefon vardı. Sonra klavye gibi açılanlar vardı. Böyle ittirince böyle şşt diye açılıyordu. Klavyesini kullanıyordun. Bu ne oradaki de dizi tasarımı garipmiş. Bu arada konforlu ya, kullanırsın yani. Sonra BBM'le birlikte bunların döneminden sonra bu Ezel dönemleri, Eyşan'ın çıktığı dönemlerde BlackBerry Bolt çıktı diye hatırlıyorum. Yok, Bolt yenisi bu. Ortası tuşlu olan bu. BlackBerry'nin patladığı telefon. İçinde de BBM diye bir şey var. Kendi chat sistemi var bunun. Chat sisteminden BBM'den birbirine ekleşiyorsun ve yazışıyorsun. Sonra bunu orta tuşu çok hata vermeye başladı. BlackBerry'nin böyle boltları çıkmaya başladı. Ortası daha dokunmatik. Sonra bunun döneminde de yanlış hatırlamıyorsam iPhone 2 miydi? Ben iPhone 3'ü hatırlıyorum onun döneminde de. iPhone 3 oval şeyinde olan. Ha bu. Şu. iPhone 3 buydu. Bu değil lan bu. Arkası böyleydi de. E250. Ha ya bu şeyi patlatanlardan değil bu arada. Çok satılan, çok kullanılan güzel bir telefon bu ama ben biraz şeyden gittim. Hani meşhurlaşıp da böyle kullanımı çok artan, artistik yapılan telefonlardan başladım. 33'e baktık. Benim anne, bu zaten tam böyle annelerimizin kullandığı telefondan. Kırmızı falan. 70 Nokia, dur bakayım. Nokia 7210 tekrar yazacağım. Değil ya. 7710 muydu acaba? Bunlar değil, bunlar dokunmatikler falan. Siktir et. 5210'a bakayım. Ha bak bu Nokia 5210 şey diye çıkmıştı. Arazi telefonu. Bu su geçirmiyordu. Düşse de kırılmıyordu. Ayrılıyordu falan böyle. Dur bakayım. Aynen bak. Kılıfı aslında bu. Bunu hatırlıyorum. Turuncusu çok meşhurdu. Tank gibiydi tabi lan. Şöyle aratsak. Ben hafızamdan zorluyorum da. Bak, demek istediğim telefonlar şunlardı işte. Serisini hatırlamıyorum ama Nokia Map çıkmıştı abi. O dönemler bütün ayrılıklar bu yüzden oluyordu abicim. Telefondan takip edebiliyordum birbirinin nerede olduğunu. 3310 66 çift 0. Şu 5110'du diye hatırlıyorum. Dur bakayım. Benim harbi çok sağlam telefonda ama. Bunlar ilk telsizler. 9700 müydü acaba ya? Öyle bir şey yok lan. Ha, klavyeli dediğim bu. Bende hala duruyor bu arada sağlam bir şekilde. Hiçbir bozukluğu falan da yok ama inanılmaz gıcık bir telefon şu. Çok ağır. Bunları siz bilmezsiniz. Yoktur sizin ya. Genç olanların zamanında yoktur bu. Şu 66 çift sıfırdan sonra çıkan buydu işte. Aa Motorola, bunlar çok güzel telefonlardı ya. Tuşları falan. Kullanımı rahattı yani. Abi nereden nereye yani? Bu çok da eski değil. 76 10 yaşa. Başlara baksana abi. Genç Psycho 3 lira almış. Abi 33 onla nasıl yaşıyordunuz ya? Ben 8. sınıftım.
Bu sene dikkatim dağılmasın, normal telefonu bıraktım. 33 ona geçtim, hayatımın en büyük işkencesiydi. Anladım, yokluktan. Yoktu ki başka. Alper Karaca almış. Abi bugün gazetecilik ve basın bayramına özel bir kamu spotu yaptık. Sence nasıl olmuş? Dursun orada videolara geçersem. Doskalay 8. NTR bilenimiz 33-10 tek atar. Bu arada efsane değil yani o. 33-10'la gerçekten kavgaya giriyordu insanlar. Yalan değil bu. Ahmet KNKC 3 lira yollamış. İyi yayınlar. İlk defa bile bağış atıyorum. Çok iyi birisin. O yüzden atıyorum. Şaka şaka. İnanın yeni kartına geçince 5 TL veriyor. Ne harcasam bilemedim. Bir subay, o başka bir şey. Doğukan Bey'le 3 lira olmuş. Teşekkür ederim Doğan için. 3 lira olmuş abisine herkese. Bakugan vardı, bende yoktu. Çok pahalıydı, alamıyordum. Bir gün okulda bir unutmuşum, sınıfa gidip çalmıştım hala özünü. He sen bayağı hırsızlık yaptın. Vay yavşak. Onur Ello 2. Ali Prime yayınlamış. Birkaç aydır abone olamadım abi, affola, canın sağ olsun kardeşim. Mr. Patrick 3 lira olmuş. Muhabbet üzerine iyi gider. Yiyecekler. Dur tıklayamıyorum lan, şurada açmam lazım onu. Cihan 100 bit yollamış. Mahallede herkesin peşinden koştuğu zengin çocuk sen miydin? Yok abi, ben zengin bir çocuk değildim. Yani böyle mahallenin çok zenginleri vardı. Ben değildim. Tudovin 4 lira yollamış. 8born başvuru açık mı, değilse ne zaman açılır? Abi duyurmadan açacağız onu ara ara. Mr. Flexer Prime'le abone olmuş. Hoş geldin. Alper 3 lira yollamış. Biz kardan kadın yapardık. Vay. Kardan kadın hiç yapmadım bu arada. Arkimedos 5. yeni Prime'le demiş. No 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 no. Hoş geldin tekrar kardeşimsin. Genk 5 lira olmuş abi. Bizim sitede kimse çıkmıyor sokağa, amına koyayım. Keşke çıksa ama genel olarak o devir bitti bence. Ben de aynı fikirdeyim. Nur 25 lira yollamıştı, onu okudum. Yayınlar ilk defa bile bağış atıyorum. Tamam. Neyse yani telefon mevzusu böyle. Bir de Windows 95'te çıkan bizim ilk bilgisayar neydi? Windows 95 de değildi ya. Ay bak bu oğlum, geçmişe gidip geliyorum, çok garip ya. Red Alert falan oynuyorduk babamla, amına koyayım. Şuraya bak. Pentium R 64 GB RAM var. 64 GB RAM. Vah anasını. Disket vardı lan. Disket amına koyayım ya. Dosyaları diskete atıyorduk. Siyah siyah böyle. XP gizem teması. XP yeni oğlum. XP eski değil ki. Sonra çıktı. Windows 95. Bir de öncesinde Windows X miydi ya? Windows 93. Bu ne lan? Meme niye var burada? Sen kimsin oğlum? Windows 95. XP yeterince, bu benim ilk PC'ydi. 98, 95'ten sonra 98'e geçtik. 98'den sonra XP'ye geçildi diye hatırlıyorum. Bak böyleydi bilgisayarlar işte. Monitörlerimiz falan böyleydi. Kasa böyleydi. Bak disket okuyucusu nerede bunun? DVD falan çıkmış lan bu. Yeni amına koyayım. Şurayı açınca mı acaba? Bak disket okuyucusu. Disk ROM böyle bir şeydi işte. Hafızası da böyle o 10 MB mıydı? 7 MB mıydı? Hatırlamıyorum. Age of Empires zamanlar işte ilk. SimCity'ler falan böyle, daha ilk serileri 98'de falan oynuyorduk. Tabi mesela şu monitöre bastığında şey açılıyordu bunlar. Basıyordun. Böyle bir ses efektiyle, elektriklenmeyle açılıyordu. Banayacağım lan. Niye banayayım amına koyayım? Bak Amiga Zombie Game. Psikopatıydım. Psikopat gibi oynuyordum. Psikopat bak bu. Müthişti abi. Bak şu senin cross'un, zombileri öldürüyorsun. Şunlar bak. Böyle geliyorlardı. Aga be. Sonra hayatımın birçoğunu uzunca yıllar Lemmings'le geçirdim. Bu Lemmings denilen oyun dünyanın en zeka açıcı oyunuydu abi. Hatırlayanlarınız belki vardır. Yeşil yeşil çukku adamlar düşüyor. Hepsinin bir özelliği var burada. Kimisini durduruyorsun, kimisini kazı yaptırtıyorsun, feda ediyorsun, ölüyor mölüyor. Amacın mesela şuraya inmek oluyor ilk bölümde. Adamlar iniyor ya. İlkini kazdırıyorsun. Burası boşluk olduğu için millet oraya dökülüyor. Sonra buradan sekip geri dönüp oraya giriyorlar falan.
O kadar zorlaşıyordu ki oyun. Artık beynin açılması gerekiyor abi. Bayağı kafa çalıştırman gerekiyordu. Çok güzel oyundu. Sonra bunun sonrası zaten kafa açan artık multiplayer'lar başlamıştı. Yani Worms ilk serileri, Armageddon'lardan öncesi. Bak bunlar. Çok eğlenceliydi, çok eğleniyorduk. Contra. Leri vardı. Leri açarsam banlanabilirim, çocukluğumun oyunu. Hemen çekeceğim. Meme görünmesin. Gözükmüyor değil mi meme falan? Gözükmüyor. Leri'nin ilk oyunları ama. Yani 98 desek bunda meme vardır. Yok. Leri 2000 desek. 2000 çok daha eski oğlum o. 1995 desek. Niye çıkmıyor lan? O Leri bozmuş. Bunlardı işte ya ilk serileri. Orijinali buydu. Kumar oynayıp meme açtırırdım. Fable. Fable'ın ilk serisini çok oynadım. Fable canavarlardan. Hep de böyle kusursuz melek olmaya çalışıyordum. Yani bir tane bile kötülük yapmadan oyun... Biliyor musunuz? Fable oynasa yayınlarda sarar ha. Yemin ediyorum sarar. Fable 2 mesela. Sonic efsane oyunlardan. Sonic çok oynuyorduk eski hallerini Sega. Dragon Fable benim dediğim sizin dediğinizle benimkisi farklı mı ya? He. Bunu ben oynamadım öyle çok. Oyunu biliyorum da. Buysa eğer. Bu yeni nesil oyun lan bu. Kaç yılın oyunu bu? Agabe'ye başladı. Demek bunla, siz bayağı sarmışsınız buna. Ya geçin bunları şş, geçin geçin. Bak bak oyun bu. Görüyor musun şu görüntüyü? Bu benim 14 senemi çaldı. 14 sene bak bak. Aksiyona bak. Bu arada first game. İlk zamanlarda Tomb Raider böyleydi işte. Memikleri görüyor musun? Minecraft memesi amına koyayım. Şu memeyi halleniyorduk çocukken. Şimdiki Tomb Raider'a bak. Üçgen meme yapmışlar. Bir tane Tomb Raider'ın ikinci oyunu muydu o? Hizmetliyle bir labirentin önünde başlıyordu oyun. Tomb Raider'ın evinde. Buydu bu. Tam buydu ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Metin 2 ne lan? Sonra Midtown Madness. Bu ilk araba yanlış yazdım bile şimdi Midtown yazışımı gördünüz mü? Bak bu oyun efsane araba yarışlarından biriydi. Yani yarış demeyeyim artık buna. Hastasıydık. GTA 3 vardı eskiden. GTA'nın ilk oyunları GTA London çok oynuyordum ben. Grand Theft Auto'nun bunların bütün serileri var bende. Hala CD'leri bile duruyor. GTA böyleydi işte. Bu şekilde oynuyorduk. Görüntüsü buydu. Ve inanılmaz garip geliyordu bize. Ya açık dünyada insanları öldürebiliyorsun, araba çalabiliyorsun, puşluk yapabiliyorsun. Daha o zamanın sisteminde büyük arabaya binersen 8-9 kişilik yerlere takım yapabiliyordun. Seni koruyorlardı, mafya oluyordun falan. Ya bunu aslında nostalji yayınları yapıp böyle bu tarz oyunları oynayabiliriz. Ne bileyim, kanser mi? Zor oyun mu istiyorsunuz? Komandos. Komandos serisi yani. Geğirmek telefon çalardı bir de ilk başta dırırırır diye. Kill Frenzy böyle garip garip şeyler oldu. Grand Theft Auto 1 Gameplay. Evet. Bak bak oyunun başlangıcına bak. Abi çok iyi ya.
Seslere bak. Grand Theft Oğlum iyi midemiz bulanmıyormuş ya. Bu tabii GTA'nın ilk oyunu işte. Oyunlar bize çok garip hisler yaşattırıyor. Max Payne falan onları zaten saymıyorum yani. Max Payne'in ilk oyunları efsane. Bizim çok efsane oyunumuz var ya. Need for Speed'ler Driver vardı aynen. Bak. Aga ya. Ay. Bunlar çok büyük oyunlardı yani çıktığı zaman onun sıçı falan. Crash verdi. Yani 3 years on the department. Baksana güzel. The pictures we're asking for. I'll let you know. Abi müthiş. Müthiş. Çetin 90'ı bunlar ne diyor? Bu oyun ismi Driver abi. Arcade oyunlar Atari solunda çıkmaz mı? Evet Atari solunda ben de çok takıldım ya. Mario'yu geç. Bu arada birçok yaşı küçük olan insanlar bu tarz şeyleri çok araştırıyor ya. Sims'in ilk oyunu. Sims. Bir yazalım çıkar herhalde. Eşyalara bak. Bu arada Sims kötü değildir yani. Tamam biz de kreatifimizi şey yaparız ayrı bir şey. Evet. Oh hi. Delta Force mu? Hayda oğlum neler hatırlatıyorsunuz bana ya? Ya o zaman için bu oyunlar çok taşaklı ya. Hadi bir düşman gör la. 10 FPS amına koyayım. Cam gitti. Ne oluyor lan? Ey pamuk. Cam mi gitti? Ne oldu? Crazy Taxi biliyorum. Hunting Far Cry'ın. O zaman Red Dead Redemption 2 vardı. Sonra neler vardı başka? Siz şu an yenilere doğru geliyorsunuz abi. Mafia falan geçmiş. Çok eski şey oyunları arıyorum. Böyle bir GTA 1 gibi anladın mı? Bunlar gibi. İşte Midtown Madness gibi. Prince of Persia. Hayır. Ne oldu? Gel. Gel buraya. Tekkenler, metenler, kilometre. Zula falan diyorsunuz ya. Ne zulası oğlum? Red Alert. Red Alert. Yani şey hangisi? Tenya mıydı?
Red Alert 3 Kong ne şeyi vardı bir de Ultimate Edition değil dur bakayım. 2000'i. Bu arada Red Alert oynamayan varsa eski serisini çok şey kaybeder ha. Tenya'ydı galiba ya. Tenya mıydı? Tenya değildi galiba adı. Tanya. Bu avrat var ya bu avrat. Oğlum nereye girdik biz? Böyle bir kadın değildi bu ya. Namusuyla çatışıyordu amına koyayım. Ne yapmışlar bu kadına ya? Tanya sektörü bırakmış amına koyayım. Oyun görüntüsü yok ya. Çok korkuyorum. Aşağılara doğru gitmek çok korkutuyor beni. Ama oyun içi bir görüntüsünü görmek istiyorum. Hah. Bak bunlar. Galiba. Bad sektör kanka. Serious Sam. Şey çok oynamak istiyorum yayında. Ama bayağı da bilir. Şimdi zamanında yaşattırdığı, hissettirdiği şeyler aynı olmuyor abi. Ama oynaması çok keyifliydi yani. Tipe bak ya. Aynen abi sarmaz diyen de var, çok iyi olur diyen de var. Ya yani bilmiyorum işte, denemek lazım. Tony Hawk Pro Skater 1. Bu da çıkmış efsane oyunlardan da o zaman. Vay Tony Hawk'un oyunu çıkmış. Bak şey grafikte aynı kafa. Çok eşitim kusura bakmayın. Ateş vusu diyor ya. Bu arada her türlü bully oynarız. Jedi Knight. Postal 2 gözünü seveyim. Ay Postal 2 Twitch'te oynayabiliyor muyuz ya? Yasak değil mi oğlum? Kara listededir oyun. Direkt kara listedir yani. Postada oynayan hatırlıyor musunuz Twitch'te? Var ne lan, mümkün değil. Kara listedir bu oyun diyorum bak. Abuk subuk şeyler var oyunda. Kardeşim burada neler oluyor ya? Bu çocuk niye böyle? Kardeşim ortamlardasın ha. Şş. Bana bak. Güzelleşiyorsun bu hayatı. Kuyak 3 içiyorum. Portasyonu yasaklar listesinde baksana Twitch'in abi. Ya Twitch'te yasak olmasa öyle oyunlar var ki aslında. Feci goy goy döndüreceğimiz. Ama olmuyor işte. Dark Colony. Wow, Matrix oynadın mı? Oynamışım da. FIFA 2002 ya. Ay yine çok esnedim ben, daha fazla esnedim. Lan dur! Dur! Hangisiydi? 97 ile mi başladı FIFA ya? 97 hatırlıyor musun? 96 yoktu galiba. Ya bu hikaye amına koyayım. Street. Twitch'li ile D-Live var. Aa, çok kötü uyku bastırdı ha. Özkan Yıldırım 10 milyon olmuş. Hatırlar mısın? Odalara girerken 3,5 katı zevkten delirirdik. SWAT'ta. Ay SWAT 4. Yok lan SWAT 4 müydü o? Evet. SWAT 4 oynayalım ya bizim tayfayla. Oğlum bunu böyle rolsel bir oynuyorsun. O kadar tatlı oluyor ki ama böyle pataküte bamgüm değil. Bayağı rolsel gireceğim böyle. Co-op. Çok eğlenceli sarar. Çok eğlenceli sarar, güzel olur. Şimdi oynayamam lan. Uyku saatim geldi.
Şu server'ı bir açayım. Böyle hostajlar falan yapalım. Abi sikerim ya. Şu TVD'yi de bitirelim, kurtulalım artık. Sıvat oynanır. Bir de ne vardı? Fantastik boyun vardı. Çok oynardık. Heroes. Neydi lan? Karşılıklı çıkartırdı. Sıra sıra birbirlerine vururlardı. Geri çekilirdi. Oğlum çok oynadığım bir oyun. Adını unuttum. İlla ki bir tane geek yazacak şimdi. Heroes of... Neydi lan o? Hayır hayır öyle tekken mekken değil. Heroes, evet Heroes of Might and Magic. O galiba. O değil lan. Generals değil. Might and Magic olması lazım ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bu değil ya, bu değil. Bu değil, bu değil. Hadi abi bulsun biri. Çıldırırım, uyuyamam bu gece. Ya Heroes olmak zorunda değil. Neyse ben bir ara bulacağım onu. Karşılıklı böyle değişik. Titanları, mitanları karşılıklı saldırtırdın. Böyle bir o atardı, bir o atardı. Bir o atardı, bir o atardı. Kendine böyle hero'lar oluşturdu. Yani şu anki işte bu LoL'ün ve Dota'nın çıkardığı mod gibi. Uzun böyle garip bir adı vardı. Bu arada Heroes'la başı başlayıp başlamadığına emin değilim. Soracağım onu. Benim manyağı bir arkadaşım vardı, o oynuyordur. Doskalay. Carmageddon ve Worms demiş. 5'te olmuş. Carmageddon. Aynen. Özkan Yıldırım. İyi hatırlattın Sıvat'ı bu arada. Teşekkürler 10 bin lirasını. Abi sen bir yana gelsene. Kaan yok daha şey değil o. Kayıtlar kapalı şu an. Bu videoları ben yarınki yayında izleyeyim. Yarınki yayında pat küt gömeyim. Dragon Fable. Neyse hadi. Ben gidiyorum. Çok uykum geldi. Öleceğim, bir server'ın birkaç ayarına bakayım sonra yatarım. Abi bak işte bu arada teşekkür ederim abi. Aradığım muhabbet pleblerle bu ya. Gerçekten bu yani. Lütfen yapmayın. Kime gidelim lan? Hadi Fiyome'de gidelim.